Hazır gelmişken, senin gibi bir uzmanı da bulmuşken Estağfurullah e, Bu, işte o musiki'yi ayırırken klasik musikimizi, işte tekke musikisi işte evet. klasik musiki işte neredeyse romantik döneme gel, gelindiğinde hani onu böyle hmm. bir de farklı bir adlandırmayla böyle ayırıyorlar. Ne Bunlar birbirinden ayrı mıdır yani? Hani o Abi, Nasıl sınıflandırmalar var? Bravo, çok güzel bir soru ve benim e, hani bütün müzik derslerimde mutlaka vurguladığım bir şey. Abi şimdi biz de e, kendimizi tanımlamada batılı kavramlar ve batılı kriterleri çok kullanıyoruz. Bizim müziğimizi de gerek tarihini, gerek formlarını, türlerini, içeriğini tanımlamada iddiaççılar döneminden itibaren batılı kavramlar tercüme edilip kullanılmış. Mesela cami musikisi diye bir bölüm var. Şu anda okutuluyor. Evet, evet. E şimdi Kilise musikisi varsa bir tane de cami olmalı diyorsun. Heh, kafası o zaten. <laughs> Yani la müzik litürjik e, kilise müziği demek. Onların kendi tasifinde bu varsa diyor ki ya bizde de ne var? Kilisenin karşılığı dediğin gibi. Cami tek. Cami. Halbuki caminin İslam'daki konumu ile kilisenin Hıristiyanlıktaki konumunun aynı şey, e, aynı şey değil. E, artı her yerde ibadet var. Yani ben Fadime ile ilgili türkü söylerken de e, Allah'ı anabilirim. Yani bunda bir şey yok ki. O yüzden Sekülerleştirme maalesef sonucu oluyor. O yüzden mesela klasik müzik diyoruz. Osmanlılar kendi müziklerini asla klasik demediler. Doğru. Hiç öyle bir tanım yok. Musikimiz diyor. Musikimiz. O kadar. Yani e, ne isim arayacaksa karşıdaki versin canım. Yani Avrupalı veya Asyalı bizim müziğimize bakan adam ha bu bu filancaların müziği desin. İnsan kendi müziğine e, Batı'dan aparma şeyler yapmaz. Dönemleştirme de öyle. abi. Mesela işte klasik dönem, neoklasik dönem, romantik dönem. Bunlar romantik daha cumhuriyete yakın dönem. Aynen batı müziğinin hmm. bölümlenmesini takip ediyor. Ama ediyoruz. orada da batı müziğine ait formlar girmiyor Münir Nurettin Selçuk'la koro falan dahil oluyor klasik Tabii, ama o formu değil. Ha, o özentisi o da. Hmm. Şöyle düşün yani. Oh, tuti, Okuyan adam bir bakıyorsun. Papyonu var, Frak. Lan ben ne okuyorum bu kıyafetle abi? Kapağını ne kadar mucize gösterebilir işte. Bu kadar mucize gösterebilir abi. <laughs> Aynen. Ee, yani bununla övünenler var. Yani bu aslında gerçekten e, yani perişan bir vaziyet yani. Şimdi batıda mesela barok veya dönem e, müzikleri icra eden çok kaliteli gruplar var. Ee, adamlar abi nasıl geliyorlar? O dönemin kıyafetiyle Tabii. geliyor. Veya çok basit, sade bir kıyafetle gelir elinde o dönemin sazları vardır. Değil mi? Mesela piyano yoktur işte klavsen vardır Baroksa. E, ne bileyim e, işte bizim udun oradaki e, alınmış hali lüt vardır hmm. vesaire vesaire. İşte adamlar o dönemin müziğini o dönemin havasıyla yapıyor. Tabii ki. Abicim şimdi Allah aşkına bu smoking giyerek Ah Tuti Mucize Guyem biraz komik kaçmıyor mu yani bir yanlışlık yok mu burada? Değil bu mi var abi? Bizim şimdi bir arkadaşımızla sohbet ediyoruz. Ona demişler ki Barok müzik sabah kalkınca dinlenmesi gereken bir şeydir. İnsanı güne hazırlar. Hmm. İşte şu müzik tarzı insanın zekasını açar çalışırken, hmm. bu dinlemiş tam aksini hissetmiş. Abi diyor, aksine diyor yoruyordu beni. <laughs> sabah kalkıp dinliyorum, barok. diyor şeyler diyor notalar. <laughs> e doğru. Yani bu gibi klişeler maalesef tercüme edilerek bizim müziğimize yamanmış. Evet. Hatta bilirsiniz bizim müziğimizin teorisi bile Batı müziği teorisi esas almış şablon gibi. O şablona sığmayan kısımları budanmış, hmm. çarpıtılmış, tahrif edilmiş. Çok acı. Çok acı bir şey. Yani bu müzikte yapılan şeyler biliyorsunuz şiirde, Hepsinde. siyasette. Hepsinde. Kıyafette, atla, eğitim, çok, her şeyde yapıldı. Çok katlar, çok Aynı katlar. dönem yapıldı, paralel bir şekilde yapıldı. Fakat müzikle ilgili ekstra bir şey yapıldı. Mesela müzik politikası çok önemsendi abi. Ee, biliyorsunuz bizim müziğimiz yasaklandı 1926 yılında. Ee, radyolardan yasaklandı. Şimdi biz radyo deyince gençler şey yapabiliyor radyoda yasaklasın bana ne ben zaten piyasadan ama, o, tek iletişim aracı ama bize... o zaman evet tek kitlesel evet. iletişim aracı radyo. Onun üzerine insanlar Kahire Radyosu'nu, efendim Bağdat Tabii. Radyosu'nu, Şam Radyosu'nu, Beyrut Radyosunu, Radyosunu. Radyosu'nu çünkü en yakın makam müziği orada. Arabesk öyle başlıyor, değil mi abi? Arabeskin evet ilk başlangıcı aslında bu yasak. Bu, bu tartışmayla ilgili bir şey okumuştum ha. Birincisi Hı -hı. tamam radyodan yasak diyorsun ama şimdi bugün mesela birçok yerde çeşitli albümler vardır. Atatürk'ün en sevdiği şarkılar evet. var diye. Evet. Hepsi bizim bizim bu E tabii. İşte yanı kömerinden tuttu. E Öktörünün kendi Mali türkülerine varana değil. özel hatta meclislerinde evet onları sofrada, okutuyor. Onları okutuyor. Şimdi bir yerde şöyle bir şey okumuştu. Var. Madem arabesk konusuna doğru geliyoruz. Ben bunu sizden teyit etmek istiyorum. Tabii. Şimdi bizde bizim bu müziğimizin işte Mısır'la bir ilişkisi Mısır'la bir ilişki kurduk az önce. Mesela o bizim klasik müziğimizin de Mısır'da bu arabesk, hı hı. arabesktir diyerek aşağılandığına dair. Aynı dönemde bizim bu Arap müziğidir diyerek yine kendi klasik hı. müziğimizin aşağılandığına dair böyle tuhaf bir çelişki olduğunu anlatan bir makale okumuştum. Şimdi bir o ilk dönem tartışmaları var. İkincisi de Malum sosyoloji tezleri filan yazıldı. Arabesk'in doğuşu nasıl hı hı, oldu filan diye. Siz bir Ankaralı ve Çin Çinli olarak evet. abi bunları... içinde zaten yaşadım zaten içinde benim. Yaşadınız. Benim çocukluğumun background müziği zaten Arabesk. Arabesk. Fon müziği yani. Bu isimlendirmeyi nasıl buluyorsunuz abi? Niye onu Arabesk, arabesk denilir? Yani? E tabi bak bu bile çok ıı, garip bir isimlendirme. Özgün bir şey değil. Çok da saçma bir şey yani. Evet. E, çünkü Arabesk arab, araba benzer demek. Tabi. E Biliyorsunuz sanatta Batı sanatında iki yerde kullanılıyor. Bir balede belli bir e, arabesk motifler diye evet, a, belli bir e, dönme hareketine arabesk deniliyor hmm. bale sanatında. Bir de söylediğin gibi e, bizim İslam motiflerinden aparılan veya ona benzeyen motifleri arabesk deniliyor. Başka türlü öyle bir şey yok. Mesela müzikte arabesk yok Batı müziğinde. E, Allah turka var. Tabii. Türk tarzı var. Bizde de biraz romantik dönemde anladığım kadarıyla bu arabesk şeyler, motifler değil mi abi? Ya da daha mı sonra? Şey mi? E, bizim müziğimize, mi? Bizim müziğimize girmesi arabesk. Yok yok bizim tamamen 1940'lardan sonra, 50'lerden sonra, sonra evet. hatta. Ee, yani o olayda İbrahim'in dediği doğru. Çünkü abi açıkça söyleyelim. İngilizlerin, Fransızların kontrolünde oluşturulmuş İslam dünyasında sınırlarına kadar, ülke isimlerine kadar Hangi etnik e, kimliğe, hangi isim verileceğine kadar kusura bakmayın İngilizce ve Fransa belirledi. E, dolayısıyla bu büyük bütünü müzikte de bir bütün çünkü aynı ilkelere sahip, kendi yerel çeşitliliği var. Fakat e, dayandığı ilkeler aynı. Onları parçalamak için milli müzik diye bir şey uydurdular. bir şeyler uydurdular. Şimdi milli müzik, Arap'ın milli müziği e, Mısır'da ayrı. Lübnan'da ayrı, Yemen'de ayrı, Tabii. Çad'da ayrı, Sudan'da ayrı. Türkiye zaten Arap olmadığı için o çıktı. Veya Türk milli müziğinin başka hiçbir şeyle alakası yok. Hatta Türk bestekarı diyor. Sonra Tatyos e, Efendi'yi Onu nereye olacak? koyacak? Gamze deyim deva <laughs> bulmam. E, Tatyos Öyle. Efendi işte. Bu Dermedi adam Osmanlı yani. Rum'u. değil mi? Bunu nereye koyacağız? Çünkü Cumhuriyet'in Türk dediğine Katlius Efendi uymuyor. Adam Rum, Osmanlı Rumu. Ama belki sen sana senden daha da yakın. Yani biz senin müziğine çok katkı yapmış birçok insandan birisi. Bu sefer buna, şu yakınlarda da böyle albümler gördüm. Azınlık bestekat. Evet. Yani öyle bir isim enflasyonu var ki. İşte tasnif etmek, konuları ayırmak tam yani batılı bu, zihnin hayır istediği hayır. şey. Tutarsızlık hayır, esk, zaten. Eskiden bir arada olan şeyleri ayırmaya yönelik e, evet. ayırmaya yönelik dekonstruktif mi diyoruz biraz abartırsak da Çöz, evet, çözerek hatıratta okudum sanırım Tosun Baba'nın hatıratına Tosun Bayraktaroğlu'nun bu şeyde abi tabi cumhuriyetten önce belli başlı biliyorsun tekkelerde hani işte Milaç Kandili bir tekkede işte diyelim Berat Kandili bir tekkede dönem, dönem dönem hani nöbetle nöbetleşe şey yapıyorlar ya o hı. şeyleri gecelerin anmalarını şeyden hahamlar falan geliyormuş, evet. papaz efendiler falan geliyormuş ve bazıları kıraat bilip oradaki mecliste Allah onlarla beraber kıraat okuyormuş. Yani bilecek derecede şeye sesi aşina. E zaten şu anda İstanbul'daki hatta Osmanlı bakiyesi topraklardaki kiliselerde falan Sabah Makamı, Isfahan Makamı'nda evet, evet. Muganniler, Ser Muganniler öyle okur.